Bir şey söylediler sizle ilgili. Geçen hafta Ankara'daydım. Yine siyasi işte mülakatlar vesaire. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bazı isimlerle sohbet ettik. Dedik Mustafa Sarıgül'ü misafir edeceğiz. Dedi ki kravat takacaksan dedi mutlaka dikkat et kravatına dedi. Düzeltir. Düzeltir ve bu kravat mı? Yakışmıyor. Bu yani kravat kalitesinden anlıyor musunuz? Evet. Bakıyor musunuz? Ya şöyle aslında ben bunu direkt şeyden Faruk Süren'den öğrendim. Faruk Süren başkanımız Galatasaray'ın başkanıydı. Ben 5 sene yönetiminde bulundum. O 4 sene üstte şampiyon olduğumuz sene yöneticiydim bilmeni istiyorum. Eşiniz hanımefendi bilirler. Hacı, Popescu, Tafereli, İliyeli o transferlerde hep ben vardım. O bir İtalyan tarzı bir bağlama. Önemli. Mesela ben kravatı içine sokmamışım. Aynı eşit olması lazım. Şimdi sana geliyoruz ya bunun kravatla gelmedik. Gittik var. Masrafa gittik bir de bunları aldık. Gerçekten bu vallahi, arada geldiğiniz için satın mı aldınız kıyafeti? Öyle dedi de çünkü. Gömleğin dışındaki bu pantolonla bu kazada bugün aldım vallahi. Bu programa bu çoraplar da bak uzun aldık ki şurada yarım Erzincan işi olmasın diye yani. Şeyler gözükmesin diye yani. Tamam. Hatıra olarak 5. gece anısına saklıyorum. Evet, ben çok mutluyum. Efendim. Ya bu arada kıyafet demişken ya sürekli Kaddafi meselesi açıldı. Niye açıldı bilmiyorum. Kaddafi röportajdan sonra bana kıyafetlerinden bir hediye yapmıştı. Kendi of. Kıyafetlerinden vermişti. Ben adamın öleceğini hiç düşünmedim. İstanbul'a geldim. Bir abim var Erol abi kulakları çınlasın. Dedi ki ya bana hediye eder misin? Ben de olur abi dedim verdim. İnşallah saklıyordur abi. Şimdi müzede olur doyar. Müzede olurdu yani. Kitabı da hediye etti bana ama onu da imzalatmayı unuttum mesela kitabı. Hiç aklıma gelmedi yani öyle bir şey olacağı.